Şu an yaşadığımız şeyin gerçek olduğuna inanamıyorum. Bence şu an tek gerçek olan şey bu. Nasıl yani? Düşünsene be, seninle nasıl tanıştık? Sonrasında yollarımız defalarca nasıl kesişti? Birbirimizden uzak kalmaya çalıştıkça nasıl da birbirimize doğru çekildik? Aramızdaki mesafeler bile bir anda yok oldu. Aynı evde bulduk birbirimizi. E bu kader değil de ne? Bu gerçek değil de ne? Ben korktuğum için kendimi itiraf edemesem de, seni görmezden gelmeye çalışsam da, yarınımızın olmayacağını bilsem de, şu an yaşadığımız şey kader. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Hayatımda ilk defa ben diye bir şey yok. Kalmadı. Biz varız. Yalanı, sahte sevgileri, bencilliği, tüm olumsuz şeyleri geride bıraktım artık. Sadece senin saflığınla doldurdum kendimi. Ben artık sen oldum. Sen de ben. O yüzden bizim için artık yarın yok deme. Biz tüm zamanların üzerindeyiz çünkü artık. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Ya bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Gül bakalım. Açma bakalım Burak. Bu şekilde benden kurtulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Eğer merak ediyorsan Çağla'ya ayrılmak istediğini söyledim. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, siz konuşurken tesadüfen duydum. Sen gizlice bizi mi dinledin? Hayır, evde ben... Duydum işte. Tamam, tamam. İnandım. Keşke söylemeseydim ya. Bak. Birbirimize hiç yalan söylemeyelim, olur mu? Sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Çağla'yla ailelerimiz uzun yıllardır tanışıyor. Yani biz birlikte büyüdük diyebilirim. Aslında son 2 yıl öncesine kadar ona hep arkadaş gözüyle baktım. Ama Çağla'nın bana bakışı pek de öyle değilmiş. Bana duygularını ilk bahsettiğinde ona biz beslemediğimi, ilişki düşünmediğimi söyledi. Ama zamanla nasıl olduğunu anlamadım. Kendim bir ilişkin içinde buldum. Ona aşık oldun mu peki? Ben aşka inanmazdım ki. Beni aşka inandıran sen oldun. Sana karşı koymaya çalıştıkça daha da çok inandım. O yüzden Çağla'yla yaşadığım şeyin ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anladım. Kendimizi kandırıyormuşuz. Peki benim yüzümden mi ayrıldın Çağla'dan? Bu ilişkinin zaten başlaması hataydı. Biz aslında Çağla'yla gerçekten birbirimizden çok farklıyız. Zamanla ona ne kadar çok benzediğini fark ettim. Ama seninle tekrar kendimi buldum ben. O yüzden sakın kendini suçlama. Bu ilişki zaten eninde sonunda bitecekti. Çağla bunu kolay kolay kabul edeceğine benzemiyor. O çok hırslı bir kız. Ben onunla mücadele edemem.
Aslı, sen her şeyi bana bırak. Sadece beni sevdiğini, benim yanımda olduğunu bileyim. O zaman her şeyin üstesinden gelebilirim. Burada ineyim. Şimdi içeri birlikte girmeyelim. Peki. Teşekkür ederim. Aslı. Aslı, beni beklediğin için ben teşekkür ederim. Günaydın. Aslı. Burak mıydı o? Evet. Ya kızım, ama hiç anlatmıyorsun sen bana böyle şeyleri. Yani dünden beri konuşamadık zaten. Ne oldu? Birlikte geldiniz. Çıkma teklif mi etti? Birlikte geldiniz. Bir o etti sen kapı. Sevgilisiniz. Elle falan da tutuşmuşsunuzdur. Ay yok, siz kesin öpüşmüşsünüzdür falan. Bana anlatmıyorsun böyle şeyleri. Anlat hadi. Ay bir sussan Gonca, anlatacağım. Ay tamam, yine heyecandan çok konuştum değil mi? Tamam. Şimdi önce o zaman sırayla anlatalım her şeyi, tamam mı? Tamam. Yemekten başlıyoruz. Ben soslu makarna yaptım. O da salata. O dediğim Burak Masaroğlu. Yani Burak Masaroğlu ve salata yapmak. Salata yapmak Burak... Ay yok, ben bu ikisini hiç birleştiremedim. Neyse. Sen evde kaldın tabii, çıkamadın. Evet, çıkamadım. Ya kendime laf geçiremiyorum ki. Ya görmeyeceğim diyorum, ararsa açmayacağım diyorum ama sözümde durmam 10 saniye sürüyor. Neden acaba? Neden? Çünkü sen Burak Masaroğlu'na sırılsıklam aşıksın arkadaşım. Sırılsıklam dedin de. Ya Burak yapma! Yapma Burak! Burak yap! Sırılsıklam dedin, kaldın öyle en heyecanlı yerinde. Ne oldu sonra? Ya biz ektiğimiz çiçekleri sılıyorduk. Bir dakika ya. Burada kesmek zorundayım. Ektiğimiz çiçekleri, yani böyle evli çiftler. Kızım, siz resmen olmuşsunuz. Yani şu an gelsen Gonca ben evleniyorum desen hiç şaşırmam. Yok, şaşırmam yani. Ay Gonca, evlenmek mi? Bunu hayal bile edemem. Sana bir şey söyleyeyim mi Aslı? Ben çok güzel hayal ediyorum. Üzerinde bembeyaz, etekleri uçuş uçuş bir gelinlik. Saçlarında kır çiçekleri. Kuğu gibisin. Sevdiğin adama doğru heyecanla, aşkla yürüyorsun. Onun da üzerinde smokin. Gözlerini sana dikmiş. Gülümsüyor. Elleriniz birbirine kavuşuyor. Gözleriniz aşkla birleşiyor. Ay. Ay Gonca yeter. Ya daha fazla havaya sokma beni. Hayali bile bu kadar güzelse. İnşallah gerçeğini görürüz. Sonra ne oldu? Islandınız filan. Sonra Çağla geldi.
Çağla mı geldin? Yani hikayenin bu en güzel yerine Çağla'nın çıkması hiç hoşuma gitmedi. Hatta şok oldum desem yeri. Bir de bana sor. Of Aslı ya, gerçekten hayatının her günü bambaşka şeyler oluyor. Ve ben hiç yetişemiyorum. Yani senin arkadaşın olarak sana ne tavsiye vereceğim, ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ama üzülme bir dakika. Bu Çağla mevzusuna gerçekten bir şey bulmamız gerekiyor. Çok canımı sıkıyor. O kadar güzel giderken her şey. Evet, gayet başarılı bir sunum oldu. Evet, ellerimize sağlık. Ay, saat ne kadar geç olmuş. Kaç saattir buradayım? Benim artık gitmem lazım. Tamam canım. Ben de sunumu Turgut Bey'e gösterip yanına gelirim. Yanıma mı gelirsin? Hayır ya. Yani sen yanıma gelirsen ben rahat edemem. Ha, sen utanırım diyorsun yani. Utanırım demedim. Sadece oraya gelirsen dikkatim dağılır. Sen de o zaman izin alıp erken çık. Birlikte bir şeyler yaparız. Olmaz mı? Ama sen benim işten kovulmamı falan istiyorsun herhalde. Hayır ya, ne kovulması? Tamam, istediğini yapmakta özgürsün. Ama bir şartla. Neymiş o? Bir öpücük alayım. Hadi hadi. Hadi. Burak, ne yapıyorsun? Kandırdın beni. Ya ne yapayım ya? Çok tatlısın. Dayanamıyorum ki. Yaşadıkların için senden özür diliyorum. Haksızdım ben. Aslı, bak lütfen böyle konuşma. Sen böyle konuştukça ben kendimi daha suçlu hissediyorum. Suçlusun çünkü. Tamam. Tamam. Sen ne dersen de yeter ki asma o güzel suratını. Tamam mı? Elini tutabilir miyim? Hayır tabii ki. Ya Burak, ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Durumun ciddiyetinin farkında değil misin? Ya bir ilişkimizi bir duyan olursa neler olur biliyor musun? Ya bir ilişkimiz olduğunu kabul ediyorsun yani. Hayır, etmiyorum. Öyle demek istemedim. Anladın sen yani ne demek istediğimi. Tamam. Sana söz veriyorum, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Bak, riskli hareketler yok. Ulu orta öpmek falan da yok. Kendime hakim olacağım, tamam mı? İstediğim şey bu değil. İstediğim şey benden uzak durma. Sen benden ne istediğinin farkında değilsin. İnsan nefes almaktan vazgeçebilir mi? Senin de benden istediğin tam olarak da bu. Hayır. Burak'ı görmeye gelmedim. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ama sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki. Hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ben seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Hakan, sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin Nemo olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar.
Selda Hanım iyidir, hoştur ama oğlu söz konusu oldu mu asla kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir şeyde sizi de beni de kapının önüne koyar. Bunun daha fazla sürmesine izin veremem. Buna bir son vermem lazım. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Ya bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Ütümü kopardın. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi görünüyorum. Ayrıca Burak bir gören olacak. Yarın sabah kaçta buluşalım ha? Ne demek artık kulüpte çalışmayacağım? Sen yoksan ben de orada çalışmam. Kendimize yeni bir iş buluruz. Ya Burak lütfen çocuk gibi davranma. Ay Burak neredesin be oğlum? Burak! Burak artık daha fazla bunu sürdüremeyiz. Eğer böyle üzerime gelmeye devam edersen ben evden de taşınmak zorunda kalacağım. Tamam anladım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bu sondu. Bir daha asla seni huzursuz edecek bir şey yapmayacağım. Tamam mı? Anneniz gelmeden odanıza geçseniz iyi olur. Aslı sen de sakın sesini çıkarma. Halil abi, sen nereden biliyorsun? Burak Bey sonra konuşuruz, çabuk olun.
seni arıyordum. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Bir ses duydum gibi geldi ama bir şey yokmuş. Sen bana bir şey mi soracaktın? Ay, ben seninle konuşmak istiyordum da biraz. Ha, bir şey konuşacaksın. Anneciğim, yarın konuşsak olmaz mı? Benim çok uykum var. Hemen yatmak istiyorum da. İyi tamam. Tamam. O zaman yarın konuşuruz. Tamam, konuşuruz. İyi geceler. Halil abi, ben açıklayabilirim. Aslıcığım, bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. Biz de genç olduk. Merak etme, aramızda kalacak. Ben Burak Bey'le sonra konuşacağım. Tamam Halil abi. Annem gitti. Halil abi, çok sağ ol. Yakalanmadınız ya, çok şükür. İyi misin Aslı? Nasıl iyi olmamı bekliyorsun Burak? Yaptığın şeyler beni ne kadar riske atıyor. Artık anlıyorsun değil mi? Çok iyi anladım hem de. Sen en başından beri haklıydın. Özür dilerim. Kadar benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hay-